HD Sigorta topuk pasını sunar. Murat Sancak'tan şöyle bir çıkışı sadece beklemiyordum ben. Büyükler bu sezon böyle gidiyor ama sizin Trabzonspor'u yakalamanız öyle çok kolay olmayacak. Konya'nın yediği ilk golden sonra zaten ben maçı birazcık bıraktım. İlk 20 dakikadan son 20 dakikaya kadar gerçekten aktif bir Fenerbahçe vardı. Ama Galatasaray'da da bir beceri eksikliği var maalesef. Bazen hakikaten 90 dakikayı bitirmek işkence gibi geliyor fakat vallahi Burak Elmas'ın adı bir kere çıktı, o birazcık inmeyecek aşağıya yani. HDI Sigorta'nın katkılarıyla, topuk pasıyla karşınızdayız. Sevgili Aslı yine aramızda yok maalesef. Çok ağır bir hastalık geçiriyor. Burcu Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı'yı alamadık bir türlü aramıza. Gelsin artık ya, özledik yani. Çok hastalandı. Maalesef. Ama önümüzdeki bölüm herhalde bizimle birlikte olacak inşallah. Artık düzelmiş olacak. İyice dinlendi çünkü. Evet. Hayırlısı, onu bırakacağız haftaya. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Aslı, seni en kısa sürede aramızda olmanı istiyoruz, bekliyoruz diyelim ve sondan başlayayım aslında. Olur. Hocam nasıl ister misin? İstersen. Çünkü dün akşam Adana Demirspor Beşiktaş maçı oynandı. Maç çok güzeldi. Hakikaten keyifli bir maçı izledik. Fakat maçtan sonra Başkan Murat Sancak'ın yapmış olduğu açıklamalar da gündeme bomba gibi düştü. Maç analizi yapabiliriz elbette ki, pozisyon var. Bir golün iptal edilmesinin ardından bu kadar sinirlenildi. Çünkü ben baktığım zaman Adana Demirspor'un gerçekten maçı kazanan taraf olması gerektiğini düşünüyorum sahada en daha azından. Daha baskın oynadı. Evet, gayet baskılıydı. Beşiktaş da iyiydi. Ama Beşiktaş aslında burada bir puan alarak bence çok büyük bir avantaj sağladı. Çünkü mağlubiyetle bitebilecek bir maç olarak gözüküyordu. Ama maçın hakemi Ali Şansalan'ın iptal ettiği bir gol var. Ne söylemek istersin? Şimdi Ali Şansalan'la alakalı zaten genelde kötü bir yönetim sergilediğini defalarca zaten anlattık. Ama dün akşam için açıkçası özellikle çok itiraz eden pozisyonlarla alakalı bunu söyleyemeyiz. Evet, ayağa basma var, doğru. Murat Sancak da bunu zaten kabul ediyor. Tamam, ayağa basma var, VAR'a gittin, tamam doğru diyor. Ama diyor ki akabinde de bir de iptal edilen ofsayttan kaynaklı bir Adana Demir'in attığı gol pozisyonu var. O zaman niye VAR'a gitmedin diyor. Ya onun için zaten özür dilerim ama yani o offside pozisyonunu zaten çalmayacaklarsa, yardımcı hakem beraberinde de vermeyecekse zaten hakikaten kimse bu işi yapmasın derim ben. Pozisyonu zaten sen de gördün. Kalecinin önünde zaten görüş alanını net olarak etkiliyor. Hatta kafasını eğiyor. Ondan sonra zaten top üst taraftan gidiyor, kaleye giriyor. Doğal olarak da offside. Hem Murat Sancak'tan şöyle bir çıkışı sadece beklemiyordum ben. Artık konuşma dilini bozmaya başladı. İşte ne karın ağrısı varsadır, şöyledir, böyledir gibi konuşmalar yapmaya başladı. İşte herkes böyle sakin giriş yapar bu futbol dünyasına ama evet. Zamanla yaşanan şeylerden tabii adrenalin yükseliyor, tansiyon yükseliyor. Haliyle işte o adrenalin ve tansiyonla mikrofon uzatıldığında da dengeli konuşmak çok kolay olmuyor. Özellikle hakemler konusunda mesela ben hakemleri bu kadar destekleyen biri olmama rağmen FETÖ'cü hakemler var dedi. Var mı hocam FETÖ'cü hakemler hala? Yani içimizde? Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bu FETÖ muhabbetleri ortaya çıktığında Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde kendince bir temizlenme operasyonları yapıldı. FETÖ ile alakası olmayan bir sürü isim görev bıraktırıldı. Gerçekte olan isimler de zaten var olup yaşamaya hala devam ediyor. Yani içeride hala var diyorsun. Her yerde var. Bence de var çünkü kulüplerin içerisinde de var. Murat Sancak çıksın sadece şöyle bir açıklama yapsın. İsim versin tek tek. Çünkü hatırlarsan FETÖ muhabbetleri ortaya çıktığında da herkes birbirine artık şey diye gambazlıyordu. Alakası yoksa ben sana gıcık oldum. İşte Figen FETÖ'cü diyorum. İşte ötekine gıcık oldu. Ya bu FETÖ'cü diyorum. Atıyorum gidiyorum. Çünkü bizim hukuk sisteminde maalesef şey var ya. Kendini aklayabilmen için ispat etmen gerekiyor ama ben sana bir atıfta bulunurken ya da bir aleyhine bir şey konuşurken bir şey ispatlamam gerekmiyor. Hayır, suçu kim atıyorsa ortaya o suçu o ispatlamak zorunda. Aslında tam tersi. Bir de hukuk okuduğum için oradan sana söyleyeyim de tam tersi. O normal şartlarda hani ispatla giden bir şey hukuk dediğimiz konu ama FETÖ'de konu çok değişti tabii. Farklı kesinlikle. Farklı Murat Sancak da çıksın, tek tek açıklama yapsın bildiklerini. O zaman da Nihat Özdemir kimi temizleyip kimi temizlemeyeceğini bilir en azından. Ya bu işin içerisinde çok varlık sürdürmüş, işte altın çocuk diye nitelendirilen bir sürü isimler şu anda futbolun içerisinde yöneticilik yapıyor. Oradan başlasınlar
temizliği hakemleri de bir şekilde temizlerler herhalde düşünüyorum. Yani konu sadece hakemlerden ibaret değil ki futbolda, FETÖ'de. Başkanlar var, yöneticiler var, teknik direktörler var. Hala içlerde olduğunu biliyoruz. İçerilerde bir FETÖ oluşması olduğunu biliyoruz. Böyle bir oluşum devam ediyorsa arkasından büyümesinin gelmesi de çok şaşırtmaz bizi herhalde. Ben sana hakem camiasıyla alakalı başka bir şey söyleyeyim o zaman. Bilindik isimler olduğu için söyleyeceğim. Sevgili Fahir Ersoy, kulaklar çınlasın buradan. Fahir Ersoy FETÖ ile alakalı bağlantısı var diye görev bıraktırıldı ki alakası yok. Sağından solundan hiçbir yerden geçmez. O dönem aynı şekilde Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır'ın da ismi geçiyordu. Hı hı. Kalp krizi geçirdiği hikayesine 2 sene görev almadı. O konu öyle kapandı gitti. Yani demek ki adamına göre muamele yapıyorlar. Evet, şimdi Adana Demirspor Beşiktaş maçı gerçekten çok güzel bir mücadeleydi. Maçı konuşmak isterdik burada ama Murat Sancağ'ın açıklamaları maçın önüne geçti. Hakemlerle ilgili konuşmadık ki sen söylüyorsun ki doğru bir karar. Kesinlikle tartışmaya gerek yok. Hiç yok hem de. Hiçbir şekilde tartışmaya gerek olmayan bir karar olarak nitelendiriyor Burcu Hocam. Ama tabii maçtaki işte bir takım verilen işte verilmeyen pozisyonların dışında bir şey konuşuyoruz. Ne yazık ki şu anda Beşiktaş'ı da dediğim gibi ben bir puan güzel oldu. Yani mağlubiyet. Galibiyet hakikaten Adana Demirspor'un hakkıydı. Ona hiçbir şey söylemiyoruz. Ama sonuçta futbol bu. 90 dakika oynanıyor ve top yuvarlak ne olursa olsun. Bir de yorgun bir Beşiktaş vardı karşılarında. Kupadan yeni gelmiş bir Beşiktaş var. Eksikleri olan bir Beşiktaş var. Yine de bence iyi mücadele ettiler diye düşünüyorum. Puan kaybedeceği belliydi zaten. Zaten puan kaybetti zaten. Öyle ya da böyle. Sana göre bir puan kazanmış olur da bana göre de kaybetmiş olur. Tabii nereden baktığına bağlı. Kesinlikle. Hocam. Peki o zaman şampiyona dönelim. Trabzonspor'a dönelim. Artık şampiyonluğunu ilan ettiği bir maç. Trabzonspor-Konyaspor maçı. Ben zaten geçen hafta da söyledim. Süper Lig'in derbisi bu. Şimdi derbilerin adı değişti. Neden değişti? Çünkü üç büyükler artık ne yazık ki pek de derbi tadı vermiyor. Zaten derbi diyebileceğimiz puanlara da sahip değiller. O mentaliteye de sahip değiller. O eforu da göremiyoruz. Ama Trabzonspor'la ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bir taraftarları vefat etti. Eyüp, evet. Yusuf'un vefat haberine çok üzüldük. Gerçekten kalp krizi geçirdi tribünlerde. Eyüp Yusuf'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Trabzonspor camiasında ayrıca başı sağ olsun. Evet, Allah rahmet eylesin. Gerçekten ailesine ve sevenlerine sabır. Üzücü böyle olaylar. Kesinlikle yani, çok sesler. Üzücü. Fakat hocam şimdi kalp krizi tribünlerde Fenerbahçe'de de olmuştu. Hatırlarsın. Oldu. Gencecik bir kardeşimiz vefat etmişti. Öyle bir anda orada müdahale edecek bir sağlık ekibi yok mu? Bu konuda eksik miyiz biz? Ambulans gelmedi mi? Yani hemen müdahale edilememiş. Benim anladığım kadarıyla okuduklarımdan yani çok net bilmiyorum. Haberi uçurmaları birazcık ambulansa doğru zor olmuştur. Ben Beşiktaş'ta öyle bir şey başıma, yani maçtayken izlerken gelmişti. Hı hı. Ambulans müdahale etmişti. Bu birazcık müdahaleyle de alakalı tabii ama yani bir yerde de bir şey yapamıyorsun. Yani kalp krizi birazcık değişik bir durum. Hani şey var ya, belli bir yaş üzerinde olduğunda daha uzun sürebiliyor ama daha genç yaşta daha hızlı ilerliyor. Ölümle alakalı diyebiliyorum ben. Açıkçası bilmiyorum ya. Yani insanlarda varsa birilerinde bir hata bununla alakalı, herhalde ellerini başlarının altına bir koyarlar, bir bakarlar galiba. Evet, tekrar başınız sağ olsun diyoruz Trabzonspor camiasına. Şimdi maça geçelim. Hı hı. Derbi dediğimiz bir maçtı. Evet, kesinlikle derbiydi. Biz ne gördük aslında hocam, bana göre neden birinci ve ikinci sıralamada bunlar Süper Lig'de? Bize bunu gösterdiler. Hem Konyaspor takdir ediyorum. Trabzonspor zaten inanılmaz işler yaptı. Onu zaten teker teker konuşacağız. Ama biz neden bir ve ikiyiz? İşte bu yüzden diye bir maç izlettiler bize. Çok keyifliydi bir kere, değil mi? Yani şöyle, ben biraz daha senden farklı düşünüyorum maalesef. Ben çok umutluydum. Çok böyle güzel, heyecanlı, muhteşem bir müsabaka izleriz diye. Açıkçası Konya'nın yediği ilk golden sonra zaten ben maçı birazcık bıraktım. Çok ara ara baktım. Çok, neden? Çok ilgilenmedim. Çünkü ya defans oyuncusunun önünde ve müdahale etmiyor. Hatta direkt şey dedim yani. Tamam, şampiyon belli zaten. Geçmiş olsun. Yani orada bir Konya direkt yani. Konya direkt bana göre yatmıştı yani açıkçası. Öyle mi diyorsun? Çok ben büyük öyle bir söylüyorum. İddiada bulunuyorsun şu anda. Ya açıkçası şöyle bir şey, aksine iddia, yani aksine birisi kanıtlasın. Defans oyuncusunun önündeki olan topa müdahale etmiyor olması, ayağını uzatmıyor olması zaten bu açıkçası gösteriyor. Bir de o zaman ben sana şöyle iddiamı destekleyeyim. Maçtan öncesi olan hafta içerisinde de Konya Spor tarafından şöyle bir açıklama yapıldı. Her şey bu maç değil.
tek bir maça bağlamamak lazım başarıyı. Biz zaten önümüzdeki sezona bakıyoruz. Tabii ne alaka? Ne demek diyorsun? Daha sahaya çıkmamışsın. Ne alaka ya? Ne alaka yani? Mağlubiyeti sahaya çıkmadan teslim ettiklerini algı yönetimi. Bir de ikinci sıradalar. Sonuçta yenebilirlerdi. Bence aslında ben baktığım zaman Konyaspor'da doğru işler yaparak kaybedilmiş bir oyun gördüm. Mesela sen tabii farklı bir yerden baktın şimdi. İşler değişti ama özellikle Soner ve Hacı Ahmetoviç'in baskı yapmasından sonra mesela Abdullah Hoca uzun toplar oynatmaya başladı falan. Ama yani Konyaspor'a 75 dakika çok böyle rahat bir maç oynatmadı Trabzonspor. Çünkü Trabzonspor'da baskı kurmayacak oyuncular bile baskı kurmaya başlayınca, buna bir de Bekasetes de katılınca ne oldu ondan sonra? Benim baktığım şöyle bir fotoğraf var. Beklerde dolgu yapınca Trabzonspor'un zaten kök saldığı net bir şekilde gözüktü. Ben bu arada Trabzonspor oynamadı demiyorum. Trabzonspor oynadı. Konyaspor oynamadı diyorum. Konyaspor oynamadığı için mi Trabzonspor kazandı diyorsun? Yani keşke Konyaspor'da Trabzonspor kadar oynasaydı da o zaman gerçek mücadeleyi görseydik diyorum. Ben sadece bu konuda yanılmışım, ona üzüldüm. Ama bizim programdan sonra zaten bu açıklama geldi. Trabzonspor müsabakasıyla alakalı. O anda zaten kafamda bitti. Çünkü çok alakasız bir açıklama yani, durduk yani. Niye böyle bir şey açıklıyorsun ki? Hayır, şöyle bir şey. Şimdi Trabzonspor tarafından kötü algılanan bir şey. Şampiyonlar leke sürer. Yani Konyaspor'un orada yapmış olduğu açıklamalar aslında bu Trabzonspor çok zor durumda bırakıyor. Çünkü Trabzonspor bana göre öyle ya da böyle Konyaspor ister yatsın ister katsın fark etmez. Hak ederek kazandığı bir maç. Bunu kimse inkar edemez. Özellikle bizim alamadığımız Vişka'ya hasta oldum yani gerçekten. Öyle bir transfer yaptılar ki hani ikinci sezonu hani Trabzonspor %60 şampiyon olabilir diyor. Artık %99'a falan çıkarttı diye düşünüyorum. Çok iyi bir hamleydi çünkü. Hakikaten yani hem yapmış olduğu hamleler hem oyun tarzı, takıma katkısı inanılmaz ki Abdullah Hoca dedi ki oyuncular lütfen bu oyuncuyu alalım diye bana baskı yaptılar. Çok ilginç bir açıklamadır bu gerçekten. Yani lütfen alalım hocam, takımı alalım. Bu da çok güzel bir ortam olduğunu gösteriyor. Takımdaşlığı gösteriyor şu anda. Takımdaşlığı gösteriyor. Bu sene Trabzon bu konuda bayağı bir ilerledi zaten. Hem kadro bak, hem transfer mühendisliği dersek Trabzonspor'da. İşte oyun şekli, puanın neden aslında o noktaya geldiğini de çok net bir şekilde ifade ediyor. Yapmış oldukları transferlerde genç yaştaki oyuncular var mesela Enis. Bence kendi yaşının en iyisi. Ondan sonra başka kim vardı? Batuhan vardı. 3 genç oyuncu daha vardı. Yusuf geldi. Yani tamamen komplike bir şekilde ileriye yatırım yapan bir Trabzonspor görüyoruz. O yüzden diyoruz ki hani 3 büyükler bu sezon böyle gidiyor ama sizin Trabzonspor'u yakalamanız öyle çok kolay olmayacak. Aynı şekilde Konya. Konya da seneye daha iyi bir şekilde devam edecektir bence yani. Şu anda biz bu haftayı unutacağız. İşte İlhan Polut'un bir de ihraç görmesi var. Evet, onu da soracağım müsabaka sana. Sonunda. Nedir kırmızı kart? Yani ben o zaman yani maç şöyle bir şey söylemeye çalıştı aslında. Diyor ki maç oynanırken çizgiden çıkan hocalar gözükmüyor. Abdullah Hoca'ya herhalde orada bir işaretle bulundu. Yani maç esnasında mesela belli bir çizginin dışına çıkmaması gerekiyor hocalar. Maçın atmosferiyle ara ara çıkıyorlar. O çizginin dışına çıkıyorlar hocalar. Bir müdahale yapıyorlar. Heyecan oluyor vesaire. Çoğu zaman hakemler görmüyor bunu. Yani çok derin müdahale. Görmek yani istemiyorlar. Derin çıkış olmazsa. Dördüncü hakem görmek istemiyor ya. Dördüncü hakem korkuyor biraz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir çizgiyi ya bir adım atmışsın. Tam sonra hani o an belki düşünemiyorsun. Geri çekilmen de lazım. Fakat burada asıl İlhan Palut'un söylemek istediği, yani maçtan sonra ben bir şey söyledim ve buna rağmen kırmızı kart gördüm diyor. Ne söylediğini bilmiyoruz ki. Ha, ne söylediği önemli. Herhalde canım, ben sana şimdi gelip ya senin şahsınla alakalı. İletişim diyor. İletişimle neye göre iletişim? Tabii gerçi iletişimin her tarzı olabilir. Yani iletişim dediğin sağlıksız bir konuşma da olabilir. İçinde küfür de barındırıyor olabilir. Ya da hakaret de vardır belki. Bazı kelimeler ya da bazı cümleler küfürden daha ağırdır. Murat Sancak şey diyor işte müsabaka sonrasında hakemle alakalı, dördüncü hakemle de var odası hakemiyle de alakalı. Ne karın ağrıları varsa diyor mesela. Ya bu hoş bir cümle ya da hoş bir kelime değil. O yüzden İlhan Palut da ne dediyse bilmiyorum. Şimdi Mete Kalkavan'a gidip söylüyorsun sonuç olarak. Yani ihraç ediyor da ben yine sadece şey yapıyorum ya. Samimiyetlerine inanmıyorum maalesef ki yani. Gerçekten biz bu maçı kaybettik. Oo, çok üzgünüz falan, bilmiyorum ya. Hayır, zaten artık savaşlar nasıl meydanlarda yapılmıyorsa futbolun zaten biz sahada kazanılmadığını ya da kaybedildiğini çok gördük. Tabii canım. O yüzden futbolda bunun bir pastanın bir parçası
aynen savaşlarda olduğu gibi ne diyoruz şimdi? Savaşlar artık meydanda değil, masalarda kazanılıyor ya da siber saldırılarla ya da işte psikolojik savaşlar. Kesinlikle. Bana göre bunlar tamamen psikolojik savaşlar ve bu psikolojik savaşı zamanında en iyi Aziz Yıldırım yönetiyordu. Evet. Yani şey gibi İlhan Hoca'nın yaptığı hareket. Hani yani biz buna yattık. Ben böyle değerlendiriyorum. Bu benim kendi düşüncem. Biz buna yattık ama hani bir suç işlersin de üstünü kapatmaya çalışırsın ya. Bu birazcık öyleymiş gibi geliyor bana. Dedim ya, ne söylediğini biz bilmiyoruz. Mete Hoca biliyor yani. Orada zaten raporunda da yazar ne söylediyse ihraçla alakalı. Peki. Sahaya girdi diye atılmıyor yani. Anladım ne demek istediğini. Peki Galatasaray-Kayserispor maçına geçelim. 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Şimdi Galatasaray'a bakıyoruz. Tek tek takımları değerlendiriyoruz elbette ki. Çok niteliksiz bir takım görüyoruz. Gomis geldi. İşte Gomis'i de oynatmak oynatmıyor. İçin Berkan'la Taylan'la olacak bir şey değil ya da Çıkıldahi mi vardı galiba değil mi? Çıkıldahi mi? Yani bu üçlü Fatih Terim'de de vardı. Torrent geldi. Ne değişti? Mesela senin orta sahanda çok büyük bir sıkıntı var. Gomis geldi zaten hazır olmayan bir Gomis ama Gomis'e zaten bir hazırlık yapılabilse orta saha tarafından mutlaka gol bulur diye de düşünüyorum. Hazır gelmemiş olmasına rağmen. Hı hı. Şimdi hem niteliksiz bir takım. Bakıyorsun orta sahada yüzünü dönecek oyuncular yok. Gol attıracak oyuncular yok. Berkan'la bunu zaten yapamazsınız. Taylan desen ikisi zayıf kalıyor yani Berkan Taylan ikilisi. Taylan zaten Fatih Hoca'dan sonra başka bir şey oldu. Yani topa ritim veremeyen bir Galatasaray. Hı hı. Bilmiyoruz. İzliyorsunuz. Ya hakikaten üç büyüklerden bir takım izliyorsunuz gibi değil. Formayı çıkarsanız Galatasaray demezsiniz bu. Asla. Öyle bir şey yok. Zaten şu anda çoğu takımda zaten baktığında öyle bir şey yok yani. O yüzden de şey var ya, Galatasaray 13'e bağladı ya. Yani şöyle söyleyelim yani yetenek, beceri, işte zamanlama, nerede nasıl oynanır, ne zaman hamle yapılır falan bunlardan eksik bir şey. Ön libero gerekiyordu Galatasaray'a. Bulgar'ı aldılar ama baktık son 15 dakika oynadı. Neden mesela oynatılmadı? Hani Gomis ondan daha mı hazır? Ya yani bir sürü soru işareti var maç içerisinde. Ha, onlar yapılsa Galatasaray puan alır mıydı? 1-1 bitmiş. Alabilirdi. Hala oturmayan bir şey var. Şimdi Göztepe maçı sonrası eğer mağlubiyet olursa Torrent'in gideceği konuşuluyor. İşte onun yerine... Ya Torrent'in gitmesi çözüm mü? İşte çözüm değil. Zaten hep teknik adamların gitmesiyle çözülmeyeceğini bu işlerin. Fenerbahçe tarafında konuşacağız biraz sonra. Bunu hep söylüyoruz. Sadece teknik direktör değiştirerek gündemi anlık değiştirirdiniz eskiden. Hı-hı. Ama şu anda Galatasaray taraftarı da, Fenerbahçe taraftarı da, Beşiktaş'ta tabii işler biraz daha farklı yürüyor. Bunları artık şimdi nasıl daha güzel bir cümle kelime bulayım diyeceğim ama kaba bir tabir olacak da yemiyor. Taraftar artık bunları yemiyor. İşte Sergen de gelse yemiyor, Löw'ü de getirsen yemiyor. Yani sonuç odaklı bakıyor artık taraftar ve taraftar bu işin gerçekten şu andaki yönetimlerden hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için konuşuyorum. Beşiktaş'ı da buraya ekleyebiliriz. Hı hı. Hakikaten mühendisliğini daha iyi yapıyor. Hem yönetim mühendisliğini hem transfer mühendisliğini. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten ülkenin ekonomik durumu ortada. Fazlasıyla zaten bunu yaşıyoruz hep beraber olarak. Doğal olarak da bir müsabakaya giderken ki bir bilet parasını almak için siz bayağı bir kendinizden ödün veriyorsunuz. Gittiğinizde de gerçekten sizin sayenizde para kazanan futbolcuların ya da yönetimin ya da oradaki çalışanların iyi bir performans göstermesini istiyorsunuz. Baktığınızda oynamadıklarında etmediklerinde anlamı yok yani. Şimdi Fenerbahçe'ye geldiğimizde bunu daha net konuşacağız. Hadi Galatasaray'da bu yok diyorduk ama Galatasaray'da da bir beceri eksikliği var maalesef ki. Kılıbık bir takım. Doğru. Yani kılıbık bir takım diyebilirim. Doğru. Mesela. Hani böyle pısırık, kılıbık falan. İşte light. Doğru. Light bir yani takım. Yani oyunu ama konuşamıyorsun Galatasaray'da. Öyle. Konuşamıyorsun çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ilk 45 zaten yok. Yani ikinci 45'e baktığın zaman biraz daha iyi bir Galatasaray. Şimdi bakıyorsun mesela Trabzonspor karşısında da iyi bir Galatasaray izledik. O takım nerede? Ne değişti mesela? Şimdi neden böyle oynuyorlar? İşte tamamen diyorum ya düzensiz, plansız, omurganın oluşmadığı bir takım var önümüzde. O yüzden de sonuç kaçınılmaz. Şimdi Trabzon'da maçları kalan büyük takımları göreceğiz işte bakalım. Nasıl bir performans sergileyecekler gerçekten. Çünkü orada şampiyonluk değil, orada tamamen şey konuşacak. Gelecek haftalarda ünvan konuşacak bir şekilde. İşte bilmiyoruz. Yani şöyle bir şey de var. Bu maçında
Suçlusu kim oldu sence? Günah keçisi kim oldu? Bir birlik skorun günah keçisi kim olmuş olabilir? Yani hoca mı, yönetim mi, başkan mı? Valla Burak Elmas'ın adı bir kere çıktı, o birazcık inmeyecek aşağıya yani. O yüzden de şöyle bir şey var. Torrent sen gelmeden önce 8 hafta zaten bu takımı izliyorsun. İzledin, yaptığın müdahaleler bu mu derler insana. Oynatamıyorsan o zaman başka bir çözüm bulman lazım. Beşiktaş'ta olmuştu Toşak döneminde, çok iyi hatırlıyorum. Yanlışım varsa yine düzeltirsin ama PAF'tan 7 oyuncu çıktığı dönem o sene şeyi hatırlıyorum ben ya, o dönem kime ceza vermişti A takımdan bilmiyorum ama şeye göndermişti, PAF takımda çalışmaya göndermişti. Bunları yapabilirler. Alsınlar aşağıdan çocukları, en azından çocuklar deli gibi oynarlar. Şimdi yöneticiler şöyle bir ifade kullanıyor. Bak sana söyleyeyim. Diyorlar ki biz bu maçı aslında kazanırdık öyle ya da böyle. Kazanamadık çünkü taraftar yüzünden kazanamadık. Taraftar çok baskı yaptı. Gereksiz müdahalede bulundu. İşte yaptıkları şeyler, işte tezahüratlar falan. Takımın dengesini bozdu. Şöyle bir şey söylüyorlar. Biz Kadıköy'de oynasaydık bu maçı kazanırdık. Yavaş kazanın. Yavaş kazanın. Öyle bir dünya yok yani. Şeye döndü işte bu. Geçen hafta İsmail Kartal'ın yaptığı gibi açıklama. Top çarpıyor, kaleye giriyor, gol oluyor falan. Ya gerçekten şey, saçmaladılar artık yani. İşte bilmiyorum, Göztepe maçını göreceğiz. Göztepe maçından sonra hocayı gönderecekler mi, tutacaklar mı, başka bir isim gelecek mi bilmiyorum ama... İyi de malzeme aynı. Kim gelirse gelsin ne yapacak ki? Ya malzeme değilse de aynı şekilde oynuyorlar. Bak diyoruz işte, Pulgar geldi mesela ön libero. Oynatmıyorsun adamı, neden oynatmıyorsun? Sadece Gomis'i sahaya sürmekle olmaz ki. Gomis de birinin oynatması gerekiyor. Adam hazır değil, hazır gelmemiş. Yani Jetson vardı mesela, alınsa muhteşem bir transferdi, nokta atışıydı. Almadınız. Hı hı. Hazır, ligi bilen, size gerekli olan bir oyuncu. Diyorum ya, yapılan zaten hamleler de yanlış. Doğru hamleler yapılsa, aynı şekilde ekonomik sıkıntı diyorsan, Trabzonspor da bu ülkenin takımı sonuçta. Onlarda yok mu ekonomik sıkıntı? Konyaspor var. Yok mu yani? Ona baktığın zaman Konyaspor senin kadar hangi sponsorlar alıyor? Sadece ekonomiye bağlayamıyoruz elbette ki. Ne olursa olsun günün sonunda bir birlik bir skor. Şimdi Giresunspor Fenerbahçe maçına geçeceğim. Tabii biz Fenerbahçeliler uzun zamandan beri kazanmayı da unuttuğumuz için. Gerçekten şimdi maçı 2-1 bitti. Ben şöyle bir kaldım. Bu kadar zamandan beri galibiyet yok ki. Ya ne yapıyorduk, ne yazıyorduk, hani ne yazmalıyım? Şimdi sevinsen bir türlü, sevinmesen bir türlü. Nasıl bir tweet atacağımı da bulamadım Burcu Hocam. Hani oley falan desem ne oley yani. Hani bugün kazandık da yarın ne olacak? Ha, havaya mı girelim hemen falan? Giremiyorsun ya böyle, hatta Twitter'da yazmış bazı taraftar grupları da, ya biz nasıl seviniyorduk, unuttuk. Ne diyorduk galip geldikten sonra diye. Ben hafta sonu bir etkinlikteydim. Etkinlikte işte bilgisayarlardan falan izledik müsabakayı. Fenerbahçeli arkadaşlar vardı. Giresunspor gol atınca... Ya tamam, olması gereken zaten bir şey ya. Bunu bekliyoruz zaten. Falan çektiğinde evet, rahatlar. Evet. Ya 1-0'da ha, 1-0 falan. Kaç olur yani? 2-3 falan diye düşünüyorsun. O yüzden de şey var. Oradaki durum bambaşka. Onlar bambaşka şeyler konuşuyorlardı. İşte ceza yemişler falan. Sırada alınmayacaklarmış bir sonraki müsabakayla alakalı. İşte bunu kim yaptırdı, nasıl yaptırdı falan, o hikayeler vardı orada. Yani müsabakada Fenerbahçe kazanır mı kazanmaz mı onu konuşmadık biz. Ya zaten diyorum ya, maçları izlemek bile hakikaten artık keyif vermiyor. Bu işi yapmıyor olsak gerçekten kapatırız televizyon, onu da biliyoruz. Ama bir şekilde de izlemek istiyorsunuz. Ne olursa olsun Fenerbahçeliyim ben yani. Maçları izlemek istiyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar görmek istiyorum. Ama bazen hakikaten 90 dakikayı bitirmek işkence gibi geliyor. Fakat şimdi Giresunspor Fenerbahçe maçı için ayrı bir parantez açalım. Skor sadece... İşte tesadüf mü? Hayır değil. Yani ilk 20 dakikadan son 20 dakikaya kadar gerçekten aktif bir Fenerbahçe vardı. Hatta maçın adamı bence Mert Hakan Yandaş. Ligde şu anda Fenerbahçe forması giydiğinden beri oynadığı en iyi maçı çıkarttı. Her yerde vardı. Her şekilde vardı. Valencia'ya da ayrıca hem gol attırdı hem bir oyuncuyu attırdı. O anlamda da iyi puan yazar yani. Onu da söylemek lazım. Fakat bizim de orta sahamızda maalesef bir Sosa var ki yok yani, yok hükmünde. Gerçekten Sosa'ya daha ne kadar tahammül edilmesi gerekiyor? Sosa'ya daha ne kadar dayanmamız gerekiyor? Yani bakıyorsun en son Başakşehir maçında da Sosa'nın hatasıyla yenilen bir gol. Yine burada da bakıyorsun yine Sosa var. Sosa hatalı olan, yanlış olan her şeyin içerisinde var ama bir doğrusu bile yok. Hani üç yanlış bile bir doğruyu götürür. Bunda bir doğru bile olmadığı için yani komple götürülmesi gereken bir şey. Bence artık Fenerbahçe formasını bu sezon sonunda kesinlikle çıkartması gereken bir isim.
Takımlara şu tarz bir tavsiyede bulunabilirim mesela ben. Şimdi müsabakayı teknik ekip olarak izlerken, devam ettirirken, içinde bulunurken sahanın içerisindesiniz ve aynı zemindesiniz. Doğal olarak da yukarıdan göremiyorsunuz müsabakayı, kim nasıl Ya oynuyor golün diye. ceza sahasının dışından yedik biz. İkisinde de Sosa var. Yok, benim sadece yani tavsiyede bulunacağım konu şey şu. Bunu geçmiş dönemde yapan takımlar vardı diye hatırlıyorum. Biz hakemler olarak şey yapıyorduk mesela. Hakemlerin istatistiğini biz elimizde tutuyorduk. Şey yapıyorduk. İşte büyük müsabakalara gidiyorduk mesela. Bizim hakem büyükler kimse, onların koşu diyagonallerini kağıda çizerdik o zamanki için. Şimdi sistem daha iyi, daha gelişmiş. Gerçekten yukarıdan tribünden birileri izlese müsabakayı aslında, teknik ekip anlamında kim nereye nasıl koşuyor, nasıl ediyor, nasıl müdahale yapıyor, yukarıdan daha rahat görebilirler. Mesela bu belki saçma gelebilir ama gerçekten o yüzden biz zaten taraftar olarak izlediğimizi yukarıdan daha iyi izliyoruz. Kim nereye daha iyi koşuyor, daha iyi atak yapabiliyor görebiliyoruz. Fakat onlar zemin tarafından izledikleri için galiba o yüzden göremiyorlar herhalde. Yani Sosa'yı neden hala oynatıyorun sorunun cevabı bu olabilir, çünkü göremiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, hani Sosa artık sezonun başından beri zaten özel hayatıyla daha çok konuşulan bir isim. Futboluyla bizim hiç gündemimize gelmedi. O yüzden Sosa ile ilgili artık ciddi anlamda bir girişim yapılması gerekiyor. Ne olursa olsun yani şimdi İrfan'a bakıyorsun, Mesut var orada, Ozan döndü geri. Yani onların ufacık iyi bir performansı ve Sosa'yı süpürüp atar. Ya buradaki ısrarı ben anlamıyorum bir türlü. Gerçekten anlamıyorum. Bunun dışında genel olarak baktığımız zaman evet iyi bir Fenerbahçe'yi izledik. Eksikler tabii ki var ama bunun devamı gelir mi bilmiyoruz. Tabii burada karşımızda Giresunspor'da transfer yapmasına rağmen performans olarak hiçbir şey arttırmamış. Evet, Bu net maalesef bir ki. şekilde gözüküyor yani. Bir de aşağı gitmenin stresi var ister istemez. O stresle istersen hata da yaptırıyor bir yandan. O da etkileyen bir durum. O yüzden altta durumlar tabii bu açıdan da karışık oldu. Üstteki durum zaten belli. Şimdi bu haftadan sonra artık şeye bakacağız. Kim düşecek, kim düşmeyecek, ne yapacak, ona bakacağız yani. Evet, burada bir de Zalai var. Şimdi bakıyorsun Zalai için de bir parantez açmak istiyorum. Macar milli takımında gayet güzel oynuyor Zalai. Korkusuz giriyor topa falan. Biz de neden bu kadar pısırık oynadığını anlamış değilim. Bu bir. İkincisi Ferdi. Şimdi Ferdi'yi bir taraftan eleştireceğim ama diğer taraftan da diyorum ki çocuk bir yerini de bulamadı. Yani bir orada oynattılar, bir orada oynattılar. Baktığın zaman fizik olarak aslında yaşına göre çok iyi. Ya iyi de bu çocuğun yaşı zaten genç. Tamam Hani bırak yani Fenerbahçe'de yaşına göre oynuyorsun. iyi. Hayır, Bir bırak fiziğe Fenerbahçe'de sahip. oynuyorsun. Hani Fenerbahçe'desin. Bunun daha üstü nereye gidebilirsin? Anca Avrupa'ya da daha büyük takımlara gidebilirsin. Şimdi mesela Ferdi için söylüyorum ben. Ferdi ama mesela hem Hollanda hem Kanada milli takımına çağrıldı bu arada biliyorsun. Bizim takım milli takımımızla Tamam ya, oynayacak ben ama. milli takımdan çok baz almıyorum ya. Ya o önemli değil ama hız ve çabukluk anlamında bak çok bulabileceğim bir oyuncu değil Ferdi. Ama performansını yeteri kadar iyi gösteremiyor. Diyorum ya Göstermiyor. çocuğun tam yerini bir türlü bulamadılar. Çok yerini değiştirdiler. Aslında hani iyi özellikleri olan işte diyorum bak yaşına göre fizik kalitesi çok iyi. Hız ve çabukluk. Hem hızlı olup hem çabuk olmak zaten bir futbolcunun en önemli özelliğinden bir tanesi. Ama bir türlü performansını gösteremiyor. Yani bu çocuğu iyi bir hoca alsa çok güzel oynatır Burcu Hoca. İşte o da zaten bizde şu anda maalesef ki yok. Doğal olarak da sonuca baktığımızda Ferdi oynamıyor gözüküyor. Yani dediğimiz gibi maçın adamı bana göre yine tekrar ediyorum Mert Hakan'dır. Aynen. Hücumda etkili, topu hızlandırdı, savunmada yakın, savunmaya yardım etti. Yani Mert üstüne koydu ve işte Mert'te de şöyle bir şey oluyor. Bir anda kırık topara gibi bir çıkış yapıyor, ondan sonra bir duruyor. Patır 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 aşağıya gidiyor. Yani neden bunu istikrarı koruyamıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Hep söylediğim bir şey var. Tamam Fenerbahçe şu anda şampiyonluk olarak yani şampiyonlukta tamam yokuz. Tamam, onu artık ben kabul ediyorum. Matematiksel olarak var mıyız yok muyuz oraya bile bakmıyorum. Önemli olan görünen köy kılavuz istemez. Fakat diyorum ki bu oyuncular seneye de Fenerbahçe'de oynamak istiyorlarsa kendilerini en azından profesyonel olarak sahada göstermek zorundalar. Mental olarak uzaklaştırırlar. Olabilir. Ya ikincilik de çok önemli bir yerde şu anda. Çünkü Avrupa var, Avrupa yolu var, Sıralamanızı Avrupa değiştiriyor kapısı sizin. var. Evet, puan durumunu değiştiriyor, sıralamanı değiştiriyor, her şeyi değiştiriyor. Bu da demektir ki kasaya para gelecek demektir normal şartlarda baktığınızda. Ama siz aşağılarda kalırsanız sadece cebinizden para harcarsınız. Evet.
Maçta var mı gözüne çarpan bir şey? Perez'in oyundan atılması. Evet, bariz gol şansı zaten doğru. Doğru bir karar olarak zaten kimse bir itiraz olacağını sanmıyorum yani. Tamam, o zaman ekleyeceklerin yoksa şimdi. Bir de şu yayın hakları konusu var biliyorsunuz. Sevgili futbol severler, ne olacak? Kim yayınlayacak? Kaç kutu alacağız falan diye konuşuyoruz. Ama ciddi anlamda bir kulüplere gelir. Birincisi bu yani. Neden Kulüpler Birliği'nde böyle bir karar alındı? Konuştum mesela ben Trabzonspor Başkanı'na da sordum, Ahmet Ağoğlu'na. Ya dedi ki hem bir şeye bağlı kalmayacağız. Tek bir şirket. Tek bir şirkete bağlı kalmayacağız. Dolayısıyla tek bir şirkete bağlı kaldığınızda o istediği gibi döndürüyor. Hı hı. Ki bunu dedi pandemide yaşadık mesela. Ben kazanamıyorum, size de az para vereyim. Aslında sözleşme var. Aslında bunu itiraz edeceksiniz dedi normal hı hı. şartlarda. Hı hı. Ama tek başlı bir yönetim olduğu için dedi. Dolayısıyla istedikleri gibi hareket ediyorlar. Yani kutu satılmadı mı? Hayır, satıldı. Bu da bence bir bahane yani yayıncı kuruluşun. Ama şu anda 14 firma, bir de alternatif olarak 15 teklif yapılmış. Bir tane teklifin üzerinde çok duruyor Türkiye Futbol Federasyonu. Fakat bu firmalara demişler ki eksiklerinizi ve revizelerinizi hı hı. 18 Şubat'ta saat 5'e kadar tamamlayın. Hı hı. Ondan sonra bir karar vereceğiz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bu arada. Sadece yurt içindeki firmalar değil, yurt dışı katılımı da var. Evet. Bunun artısı ne olur, eksisi ne olur? Matematiğini iyi yapmışlardır diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Birincisi şu açıdan düşünüyorum. Başka bir şirket alırsa bunu, şirket ya da şirketler, zaten Beyin Sport herhalde batar diye düşünüyorum. Beyin Sport da belki ortaklardan biri de olabilir bu arada. Yani işte o yüzden de şey var, hani onu gerçekten bilmiyorum nasıl bir konuda evrileşir bu konu. Ama tabii ki amaç burada kazan kazandır mantığında olması gerekiyor. Kazandırırsa hı-hı. kulüpler açısından tabii ki destekler. Fakat işte orada da en ince bir denge var ya, hani seninkini gösterdi, benimkini göstermedi, öyle yaptı, böyle yaptı falan. Hı-hı. Gerçekten hani şey gibi olması lazım. Hani siyaset sporun üzerinden elini çeksin diyoruz ya, yayıncı kuruluşunda gerçekten herkese aynı mesafede uzaklıkta olması gerekiyor. Lazım. Ya işte bu çok sistematik olarak pek mümkün olmuyor maalesef. O yüzden bilmiyoruz bakalım ne olacak, nasıl bir karar verecekler. Merakla şimdi, bekliyoruz. Evet. Şimdi biz genel olarak Türkiye'ye böyle artık yaşının son anlarında gelen yıldız oyunculara işte emeklilik, tatil köyü falan diye nitelendiririz. Guardiola başka bir şey söylemiş. Mesela demiş ki takımlar balayı değildir. Evet. Problem varsa çözeceğiz. İyi bir oyuncu, yani bir oyuncuya kitlenmiyorum. Benim için önemli olan bütün takımın en iyi olması. Balayı değildir demiş. Doğru söylüyor adam. Yani doğru söylüyor baktığında. Çünkü şöyle bir şey var. Hani herkes futbolu bir yerde bırakmak ister muhtemelen de. Bu konuda bizim Türkiye oldukça ön planda anladığım kadarıyla. Ama balayı dediğin zaman aslında bir şeye başlangıç değil mi? Hadi emeklilik yeri değildir desek. Mesela tamam okey, yani balayı güzel bir şey. Mutlu olursun gittiğin zaman. Neden oraya vurgu yapmış? Yani tam olarak ne demek istemiş acaba? Şey olabilir mi? Hani balayı güzel geçer de sonra sıkıntılar olur ya. Acaba öyle mi düşündü? Bilmiyorum işte, yani burası takımlar balayı değildir demiş. Balayı güzel bir ifade. Aslında hep böyle enerjinin yüksek olduğu, mutluluğunun yüksek olduğu, performansını en iyi sergilediğin belki de. İşte güzel böyle ne bileyim, hani kızmazsın, küsmezsin, bozulmazsın, idare edersin, öyle bir şey. Bizim takımlarda işte büyük isimlere getirirlerken aslında belki balayı gibi düşünüyorlar oyuncuyu getirtirken, ama sonra hüsranla sonuçlanıyor ya. Belki... Bizde direkt emekliliğe getiriyorlar. Ama söylemiyorlar ya işte onu. Yani mesela direkt... Mesut Özil gelecek, Fenerbahçe kurtulacak hikayesi vardı ya. Ya benim hiç o hikayede yerim yok gerçekten. Hiç o hikayede hiç öyle senin söylediğin gibi düşünenlerden hatta borsada değilim. Şöyle artacağız, böyle yapacağız falan gibi muhabbetler olunca. Ya borsada tabii arttığı bir dönem oldu Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferlerle. Ama İdara. Sonrası ne oldu? İnanılmaz transferler yaptı. Evet, borsada bir anda pik yaptı. Sonrasına bakmak düşüşü lazım. Düşüşü hızlı oldu. İşte istikrarı yakalayamıyoruz maalesef. Her anlamda yakalayamıyoruz. Yani futbolun her noktasında yakalayamıyoruz. Bunu milli takımda da yakalayamıyoruz. Galatasaray da yakalayamadı. Tamam, bir tane Avrupa'da kupa aldılar. Kupamız anladık. Tamam okey, aldınız. Sonra? Yani bunun arkasından mesela bir sonrakinde en azından oraya yakın bir şekilde bitirmeniz bekleniyor değil mi? Öyle bir şey olmuyor. Tabii. Peki canım. Şimdi Almanya'da oynayan bir oyuncu var, Erling Haaland. Borussia Dortmund'da oynuyor. Şöyle bir şey söylemiş. Futbol topuyla uyuyorum. Onlar benim sevgilim.
Aşkını uyuyorum gösteriyor mi? İşte. Oynuyor. Ha, uyuyorum evet. Onlar aşkını sevindim. Gösteriyor. Gerçekten. Futbol topuyla uyuyor mudur gerçekten sence? Valla başucunda bir yerde mutlaka vardır ya. Normal bir kafa mı bu? Normal bu mu? Ben de bilmiyorum. Şöyle, yani birini böyle bir topla uyurken görürsem. Hayır şöyle. Ben mesela basketbol oynadığım dönemlerde odamda bir tane şeyim vardı zaten topu. Topum evet. Her aklıma geldikçe topu elime alırdım. Bileğimi çalıştırırdım mesela. Sonra bir tane tenis topum vardı. Tenis topumla bileğimi çalıştırırdım. O yüzden de şey var. Hani demiştim ya hakemler de ya da oyuncular da aslında senaryoyu kuruyor bir tür. Hayal kurarak pozisyonlar yaratıyor kendisine. Hı hı. Muhtemelen o da aynı şekilde hareket ediyor diye düşünüyorum. Bence gayet profesyonelce bir hareket. Evet. Uyuyorsa yani, da yani. Hiç bir açıklama. Ben biz Türk futbolcularından böyle açıklamalar bekliyorum. Duymuyoruz. Hani ben topla uyuyorum falan diyorsa biz burada bir de dalga geçerler. Şöyle. Artık hani topla uyumaya çok esnek olduğu için Türkçe bir de onu nereye bağlarlar bilmiyorum yani. Niye topla uyuyorsun? Hani nesin? Hani falan diye bir sürü şey söyleyebilirler. Bilmiyorum, tehlikeli bizde söylenecek bir şey değil bu. Ben o tarafı hiç düşünmeyeceğim de sadece şöyle söyleyeceğim. Bence bizde söylenmez bu. Birilerin büyük sıkıntı yaratır. Onun arkasından bir sürü şey düşünürler çünkü. Birilerinin kulaklarına gidecekse ve birine eğer birazcık ışık olma şansımız olsa keşke. İki tane sporcu hatırlıyorum ben antrenmandan sonra kalan. Biri Hacı'ydı. Normal antrenmandan sonra 200 saat antrenman yapardı kendine özgü. Biri de İbrahim Kutlu'ydu baktığınızda. İkisi de zaten Türkiye'de efsane olmuş isimlerden ikisi. O yüzden de bir işi yapıyorsanız severek yaptığınızda ona artı özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü bizim futbolcunun çoğu antrenman yapmaktan bile kaçınıyor. Torrent geldiğinde çift antrenmana çıktığında olay hatta birazcık da onunla alakalı ne alaka var niye biz çift antrenman yapıyoruz gibi konuşmalarda olduğu kulaklara geldi. Evet şimdi Torrent'e parantez açmışken şunu soracağım. Şimdi bizde İspanyol aşısı tutmuyor mu hocam? Bakıyoruz şimdi Del Bosque. Bu teknik direktör kötü diyebilir misiniz? Ondan Hayır. sonra bakıyoruz Aragones. Ondan evet. sonra bakıyoruz David Badia mı vardı? Ve en son Torrent. Olmuyor bizde. Tutmuyor. Bir aşı tutmuyor yani. Neden İspanyollar bizle meç olamıyor? Halbuki çok yakın milletiz biz. Tarz olarak da benzeriz. Sıcağız ikimizde. Sıcağız evet onlar da sıcak. Aslında. Ama şey var. Tabii onlar futbol oynuyor, biz ne oynuyoruz değil mi? Öyle de bir şey olabilir mi? Yani şimdi teknik adam geliyor buraya. İspanyol ya yani İspanya sonuçta bir ekolleri var, futbol ekolleri var. Bizim yok. Ekolü olmayan bir yere geliyor adam bence. Anlayamıyor diye düşünüyorum. Ama özellikle İspanyolların tutmuyor bizle aşısı. Şey diye bekliyordur muhtemelen. Alışık olduğu bir düzen var ya orada. Hı-hı. Futbolcu oynar mantığı da buraya gelince tabii futbolcu oynar mantığını göremediği için bizim oyuncularda ondan kaynaklanan olabilir. Pekala. Hocam söyleyeceklerim var mı? Yok. Bitiriyorum, kapatıyorum programı. Çok teşekkür ederim. Evet, topuk pasının sonuna geldik sevgili izleyenler. Aslı'nın söylediği gibi lütfen kanalımıza abone olun, beğenin ve yorum yapın. Aslı'cığım seni de bekliyoruz. Lütfen bu cümleleri sen çok daha güzel söylüyorsun. Ben bir türlü beceremiyorum ama yapıyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. HDI Sigorta topuk pasını sundu.